Merhabalar. Şimdi size kolayca bir ahtapot temizleme göstereceğim. Ahtapotumuzu şöyle gördüğünüz gibi 2-3 saattir su içinde beklettik. Ahtapot tamamen çözüldü. Şimdi bunu pratik bir şekilde temizleyeceğiz. Evet, önce ahtapotumuzu kesme tezgahımıza koyduk. Bıçağımızın keskin olması gerekiyor. Tarifimiz için kafasını kullanmayacağız. O yüzden şu gördüğünüz gözün altından, gözün yaklaşık bir parmak altından kafayı keseceğiz. Kafayı daha sonra temizleyeceğim. Kesiyorum. Evet. Kafayı daha sonra temizlemek üzere poşete koyuyorum. Şimdi yapmamız gereken şey ahtapotun çenesini temizlememiz. Burada kabuklar olabilir. Bıçağımızın ucuyla şuradaki daireyi, bu daireyi etrafından keseceğiz. Evet, bakın içinden midye çıktı. Hatta bulduğumuz en son midye yemiş. Şu bölümü alıyorum. Evet, ahtapot temizliğimiz bitti. Ahtapotumuz pişmeye hazır. Gördüğünüz gibi ahtapot temizlemek korkulacak bir şey değil. Ahtapotumuzu temizledik. Güzelce bir yıkadık tekrar. Şimdi tarifimize girişiyoruz. Bütün deniz ürünlerini öncelikle pişmeden önce kurulamak önemli. Güzelce kurulayacağız ahtapotumuzu. Ahtapotu tamamen kendi suyuyla pişireceğiz. Hiç ilave bir şey koymayacağız. Kesinlikle tuz, zeytinyağı, hiçbir şey koymayacağız. Tamamen kendi suyunda pişecek. Çünkü zaten kendi suyunu daha sonraki sosta kullanacağız. Bunun için bize bir gereken bir çelik tencere. Ben bugün düdüklü tencere kullanacağım ama düdüğünü, kapağını kapatmayacağım. Yani kapağını kapatacağım ama ayarını düdük ayarına getirmeyeceğim. Basınç ayarına getirmeyeceğim. Bu tamamen kendi suyunda ahtapotumuz pişecek. Evet, tenceremizi aldık. Ahtapotumuzun iyice kuruladık. Evet. Ahtapotumuz hazır. Gördüğünüz gibi kafası yok. Kollarımız burada. Şimdi ben bir kimyon alıyorum. Bu tarif amatör Türk denizcilerinin üstadı Sadun Bora'nın tarifi. Sadun Bora'nın meşhur ahtapotu. Ruhu şad olsun. Ahtapot yemeği çok sevdiği için bu çok güzel tarifi de kitaplarında yazar. Ahtapota yaklaşık kullanacağımız miktar kimyon koyarken 2 çorba kaşığı. Burada olduğu gibi bütün kimyon olabilir. Toz kimyon olabilir. Ahtapota kimyonu güzelce yediriyoruz. Birinci çorba kaşığımızı yedirdik güzelce. Şimdi içine de koyacağım. Güzelce böyle parmağınızla ovmanız önemli. Gördüğünüz gibi yerli ahtapotumuz Ege ahtapotu. Çok güzel dondurulmuş. Ve gerçekten taptaze, denizden yeni çıkmış gibi bir ahtapot. Evet, serpiyoruz. Evet, ahtapotumuzun kimyonlanması da bitti. Tarif bu kadar, bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bunu tenceremize yerleştiriyoruz bu şekilde. Hiçbir şey koymuyoruz. İlave su, karabiber, tuz, yağ, hiçbir şey koymuyoruz. Ahtapotumuz bu şekilde kendi suyuyla pişecek. Suyunu da atmayacağız. Daha sonra sosumuzda kullanacağız. Kapağımızı kapatıyorum. Ve basınç ayarı kurmuyorum. Buhar içinde kalsın diye. Burada ahtapotu kısık ateşte pişirmek önemli. 12 birim sıcaklık üzerinden biz elektrikli bir ocakta pişireceğiz. 12 birim üzerinden 5 birim yeterli olacaktır. Yaklaşık bir 40 dakika pişireceğiz. Hiç açmadan, hiç bakmadan. 40 dakika sonra pişme durumuna bakarak süreye karar vereceğiz. Evet, ahtapot 45 dakika pişti. Burada önemli olan çatalım. Şu kol bölümüne rahatça girip çıkması. Gördüğünüz gibi rahatça girip çıkıyor.
Ahtapot pişti. Şimdi soğumaya bırakacağız. Evet, ahtapotumuz soğurken şimdi sosunu hazırlıyoruz. Önce malzemelerine bir bakalım. Sosta bir hardal kullanacağız. 2-3 kaşık kadar. Tabii ki sızma zeytinyağımız var. Karabiber ve kırmızı tuz biberimiz var. Ahtapotun kendi suyu var ve bu sosa çok özel bir lezzet katıyor. Ve de limonumuz var. Öncelikle hardalı limonla açıyoruz. Evet, güzelce homojen bir şekilde karıştırıyoruz hardal ve limonu. Evet, buraya ana sos yaptığımız yere koyuyoruz hardalımızı ve limonu. Şimdi üzerine zeytinyağı ekliyoruz. Karabiberini koyuyoruz. Çok hafif bir pul biber koyacağız lezzet katması amacıyla. Suyundan da 2 kaşık kullanmayı planlıyorum. Bu tamamen ahtapotun kendi suyu. Biraz tuz. Daha zeytinyağı koyalım. Çünkü hiç yağ yok ahtapotta. Güzel homojen olana kadar karıştırıyoruz. Evet. Sosumuz da bu kadar basit. Ahtapotumuz soğudu. Burada önemli olan şu ince derilerini temizleyeceğiz şimdi. Şöyle parmaklarımızı sokuyoruz. Bu şekilde çekerek. Ahtapotun en üstteki ince derilerini alacağız. Evet, ahtapotumuzun incelemesini temizledik. Burada önemli olan vantuzlarına fazla dokunmadık. Vantuzlar üzerinde kalıyor. İsterseniz ben seviyorum üzerindeki derileri. Bu deri birazcık fazla olmuş. Bunları isterseniz tamamen soyabilirsiniz. Ama vantuzların üzerinde kalması tarifin önemli püf noktası. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Kolları teker teker keseceğiz. Şuradan şöyle 3 kolu keselim. Önce kolları eşit kalınlıklarda yarım parmak şeklinde doğruyoruz. Ve de püf noktası 2 tane vantuzun olduğu yerden tam ortadan ikiye bölüyoruz. Bu şekilde ahtapotu parçalara ayırıyoruz. İsterseniz bu noktadan sonra bir kısmını dondurup mangalda ızgara yapabilirsiniz veya başka zaman için saklayabilirsiniz. İsterseniz tamamını yapabilirsiniz. Soğuk da güzel oluyor. Bu şekilde ahtapotu bitireceğiz. Daha sonra sunumunu göstereceğim. Evet, ahtapotlarımızı dilimledik. Bunları servis tabağımıza yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Üzerimize sosunu geçiyoruz. Ve en son ince kıyılmış maydanozla serpip servisimizi tamamlıyoruz. Evet, ahtapotumuz hazır. Sağdın üstadın ruhu şad olsun. Hepinize de afiyet olsun. Hoşça kalın.
Şimdi bu bölüm daha gurmelere kafasını atmak istemiyoruz. Çünkü bunu makarna da, deniz ürünleri risotto da, deniz ürünlü makarna da kullanabiliriz. O yüzden kafa temizleyeceğiz şimdi. Ama birazcık tabii daha zor olacak. Şimdi kafayı aldık böyle bu şekilde. Öncelikle kestiğimiz, üstten kesmiştik biraz. Onların fazlalıklarını temizliyoruz. Bunlar böyle tek başına kalabilir. Şöyle aldık. Parçamızı koyduk. Bunu temizleyeceğiz tekrar. Şimdi ahtapotun kafa cebini şu şekilde yaralım. İç organlarını çıkartıyoruz. Şimdi iç organlarını temizliyoruz. Şurada keselim. Ahtapotun kafa yapısı oldukça kaslı. Evet. Büyük oranda iç organlarını aldık. Yine istemediğimiz bölümlerini tezgah üstünde atıyoruz. Evet. Bunları iç organı hiç bırakmayalım. Burada çenesinin bir bölümü olabilir. Yine beyaz eti istiyoruz burada. Yine bunu daire şeklini çıkartalım. Evet, temizimiz bitti. Şimdi bunları makarnada kullanmak üzere ince ince dilimliyoruz. Evet, kafalarımız da oluştu. Bunları tekrar yıkayacağız. Bunları da deniz ürünlü makarna veya risotto yapmak için saklayacağız. Ahtapot temizlemek bu kadar basit bir konu. Görüşmek üzere.